Üçlü Kuvvet'e soru hoş geldiniz. Ben Tuğuş Demirçelik. Bugün Aral Halpen Norman'la birlikte sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Ne yazık ki bugün 1 saat vaktimiz var. Çünkü 1 saat sonra Elisi başlayacak. O zamana kadar bitirip biz de normal insanlar gibi oturup yerimizde maçımızı izlemek istiyoruz. O yüzden hızlıca başlıyorum Aral. Hazır mısın? Hazırım. YouTube'dan Laz Bakkal sormuş. İlk iki maçlar geride kaldığında SKT Griffin finali bizi bekliyor diyebilir miyiz? Çok erken ama en yakın ihtimal o gibi şu anda. YouTube'dan Mustafa Barış Ergin sormuş. Ambition yayınlarda SK maçlarını izliyor. Double Lift bunu yapmak için Riot'a sorduğunda Riot izin vermemişti. Aynı şekilde bir dakika. Aynı şekilde Immortal da izin almıştı. Kurallar farklı mı? Kore'de cevaplarsanız sevinirim. Dert bu soruyu artık yasak değilse sizce de Kore maçlarını Türkçe sunar mısınız? Yasak abi. Ben bunu sormuştum daha önce. Ambition nasıl yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Kore'deki kural seti bu arada buradakinden farklı. Çünkü de Kore'de farklı farklı yerlerde yayınlanıyor maçlar. Aynen. Zaten sadece Riot kontrol etmiyor Kore'de olayları o yüzden. Biz böyle bir şey yapamayız yani. Yasak. Bence Griffin'in şu anda oynadığı oyun stili SKT'ye sökmeyecekmiş gibi hissettiriyor. Soru nerede burada? Çok uzun. Griffin'le ilgili görüşlerini yazmış. Sizin bu konu hakkındaki görüşünüz ne? Yani Griffin'in oyun tarzı vs. SKT'nin oyun tarzı Aral. Griffin'in ilk maçlardaki hali, Kespa Cup'ta da aslında hali böyleydi. Biraz fazla riskli oynuyor gibiler ama çok problem çıkarmaz onları. Çünkü yetenekli bir takım var. Yani ne kadar yetenekli olduklarını biliyoruz. Ama onların hala Kespa Cup'tan beri endişe verici bir durumu var. Bunu o zaman da dile getirmiştim. Lig başında da devam ediyor bu. Ama Viper lane'likte acayip acayip hareketler yapıyor. Kötü yönde. Bu onlara denk bir takım geldiği anda sorun çıkaracak bir durum. Bunu acilen çözmeleri lazım. Umarım bunun farkındalardı. Ben farkında olduklarını düşünüyorum. Bence iyi bir koç ekibi var çünkü onların. Bunun farkına varmışlardır. Yani bir first blood verişleri var Deftusine karşı. Hiç yakışık almadı yani. Viper'ın o verdiği first blood. Evet çok iyi oynadı Deftusine o pozisyonu ama hiç yakışık almadı benim gözümde Viper nezdinde. Onu toparlamaları lazım. Onun dışında oyun stilleri evet biraz riskli diğer takımlara kıyasladığınız zaman ama onlar bu kadar böyle oynamaya çok alışık oldukları için problem yok onlar adına. YouTube'dan Musashi demiş ki biz ne kadar sorarsak soralım sizinle bizim sorumuzu almak yerine 25.751.715 defa cevaplanmış soruları alacaksınız. Onun için boşuna sormaya gerek yok demiş. Ama bu hafta soru sorsaydın demek ki alacaktık Musashi. Görüyor musun? Bu işte Holy Phoenix mi Zaytnot mu sorusunda tepki Tunç. O zaman Holy Phoenix mi Zaytnot mu? Zaytnot. Jonathan Saxon sormuş ki ne demek lan? SKT'nin iki maçta rakiplerini süpürmesinin sebebi SKT'nin çok güçlü olmasından mı kaynaklanıyor yoksa rakiplerin çok güçsüz olmasından mı? İkisi de. Rakipler çok dağınık, hiç koordine değiller. SKT ise ya SKT'nin malzemesi zaten çok iyi. Azıcık koordinasyon bulduklarında hepsini dümdüz ediyorlar. Bu kadar. Böyle. Devam edecekmiş gibi kurdun cümleyi ama. Ben de öyle devam ederim diye düşünüyorum ama gerek yokmuş yani. Bazen düşünüyorum Tornil Isildra sormuş. Bazen düşünüyorum Kore'nin devri kapanıyor mu diye. Sonra bakıyorum Çin Ligi dahil hala en önemli yerleri Kore oyuncu ve koçlarla dolduruyorlar. Kore'nin sıkıntısı biz en iyisiyiz. Kötü oynasak da her türlü yeneriz mantığı mı yoksa başka sıkıntıları mı var? Başka sıkıntıları var abi. Adaptasyon konusunda yavaş kalıyorlar. Oyunu da zaten adapte olamadıkları için yavaş oynuyor bir sürü takım. O yüzden şu anda da Kore'nin içinde de aslında bir yenilenme dönemi var. Yeni gelen oyunculara baktığınız zaman çok daha iyi oynuyorlar. Gerçi bu eskiden de böyleydi. Şimdi 4 sene önce Peanut Lig'e geldiği zaman kafası rahat. Ben istediğimi yaparım, istediğim yere invite ederim. Tutmazsa da tutmaz şeklinde bir oyun oynuyordu. Ve çok domine ediyordu ligi. Şimdi bugün aynısını geliyor. Onflik Peanut'a yapıyor abi. Peanut da böyle ne yapacağız, nasıl karşılık vereceğiz falan filan diye yazıyor. Çok kötü oynuyor yani bunun karşısında. Hiç güzel yaşlanmıyor bazı oyuncular. Gerçekten. Abi keşke herkes Skor gibi, X-Smith'i gibi yaşlansa yani. Ya da Rookie gibi yaşlansa yani. Tamam mı? Çünkü aslında özellikle Jungle'ın buna çok müsaade ediyor Jungle buna. Oyunu bildikçe, oyunu öğrendikçe daha iyi oynamak çok mümkün. Sizin elinizde. Bazı oyuncular bunu yapamıyor. Bazıları yapıyor. O genç oyuncular da şu anda o rahatlıkla birlikte iyi performans gösteriyorlar. Bu bir değişiklik, bir değişim dönemi şu anda Kore için. Oyuncu değişimi dönemi. Bazı yaşlı abiler tutunamayacaklar. Bazıları tutacaklar. Smap tutundu mesela. Skor tutundu mesela. Faker tutundu mesela. Ama hepsi tutunamayacak. Tutunamayanların da yavaş yavaş yani bu senenin sonunda veya 1,5 senelik periyot içinde gittiğini göreceğiz.
Ama büyük ihtimalle Kore uzunca bir süre hala bu işteki en başarılı ülke olarak kalmaya devam edecek. Çünkü evet belki son şampiyon onların liginden değil ama şampiyon olan takımın en iyi iki oyuncusu onların vatandaşı. O koçlar sürekli onlardan gidiyor. Yani bunlar çok önemli durumlar. Devam ediyorum. YouTube'dan Edelim. Nostra Desor sormuş. Dünya şampiyonu olsaydınız hangi hero'ya skin çıkartırdınız? Dünya şampiyonu olsaydık herhangi bir hero'ya skin çıkartamazdık. Şampiyona skin çıkarırdık. Of. Yaptın YouTube'dan gene ya. neyse hadi cevapla. Bu işte geçmiş olayım Cevap. ben çok. Evet cevapladım. Önce sen cevapla. Bard'a çıkartırdım. Ben dedim şampiyon Bard benim. Ama destek oynamam lazım bunun için. Oynarız ne olacak? Ne çıkaracaksın ama nasıl bir şey yani? Abi ne bileyim ben. O Ben kadar. garson şen kostümü yaptırırdım ya. Ne alaka Hazırlıyor böyle abi? servis yapıyor. Sonra masayı toplamaya geliyor ultiyle falan böyle. Masayla iniyor böyle oraya. Bunu düşünmüş müydün daha önce şimdi mi uydurdun abi? Şimdi uydurdum bu arada. Güzel Aslında yetenekmiş. güzel olabilirmiş ha. Waiter Shen. Yazalım bakalım. Düşünen var mı başka benim gibi? Sen abi bunu Twitter'da da biraz bahsetmiştin. Emirhan onu sormuş. Genji'nin bu performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lige yeni gelen iki takıma yenildiler. Fly'in böyle vasat oynamasını bekliyor muydunuz? Yerine Kuro olsa daha iyi yan parça olurmuş gibi geliyor. Fly'dan çok daha iyi olur canım Kuro. Çok çok daha iyi olur. Zaten Peanut'ın en iyi dönemini geçirdiği dönemler de Kuro ile beraber oynadığı dönemler. Ama şöyle bir problem var. Şu andaki asıl sorun Fly değil abi. Evet Fly çok patlayıcı, çok iyi bir oyuncu vesaire değil belki ama Fly iyi bir tamamlayıcı abi. İyi bir yan parça. Ama yan parçanın da iyi gözükmesi için ana parçanın doğru hamleleri yapıyor olması lazım. Peanut kafası oyunda değil abi şu anda Peanut. Tamam mı? Peanut'ın kafası oyunda olmadığı zaman çok rahat anlayabiliyorsun. Daha önce de geçmişte de böyle bir tarz dönemlerini gördük Peanut'ın. Ama mesela bugün oynadıkları maçlarda bir tower dive attılar Kalista Thresh'e. Çok kolay uygulanabilecek bir tower dive'dı. Peanut kanca atışıyla duvara gitti. Duvardan Kalista'ya doğru uçtu. Yapması gereken tek şey havadayken flash'e basmaktı. Strafe'e basmaktı. Kalista'ya çok rahat sersemletmeyi tutturacaktı. Hasarını alacaktı. Saldırı hızını alacaktı. Çok rahat rahat uygulayacaklardı o kule altını. Strafe'e basmadığı için rezalet çıktı orada. Cenci. Yani rezalet çıktı gerçekten. Dönüşüne bir sürü kill aldı orada. Sandbox falan filan. Hiç kafası oyunda değil. Üstelik ertesi oyun aynı eşleşmeyi Kamine gitti şey aldı. On fleek kaldı. Dümüz etti oyunu. Ya Yani sen diyorsun. Peanuts'tın abi. Sen bu adamlara böyle oynamayı öğrettin. Senin öğrencinin seni bu kadar rahatlıkla yenmemesi gerekiyor. Evet boynuz kulağa geçsin. Evet her zaman öğrenci öğretmeninden daha iyi olsun. Buna hiç problemim yok. Ama bu kadar kolay da olmasın ya. Ana sorun Peanut'ın kafayı toplaması ve Cenci'nin bütün oyun planını Peanut üzerine, Peanut'ın doğru oynayacağı senaryo üzerine kurması lazım. Bir de tabii ki küve geri dönsün. Roach ne abi? Roach'un bu arada bırak Kore'yi Yu Yükselme Ligi'nde akademide falan oynamaması lazım. Çok düşük seviyesi gerçekten ama geçen sene de böyleydi bu adam. YouTube'a Şahin Özdemir sormuş. Sezonun ilk maçları bu kadar önemli mi? Ne kadar önemli mi? Bu kadar derken. Mesela geçen mevsimde, kış mevsiminde ilk maçı Fenerbahçe ezerek yenseydi Sup bu kadar dominant olabilir miydi? Bence o kadar da önemli değil abi. Yani şu açıdan bir önemi var. Eğer sezonun içinde momentum yakalayacak bir nokta yoksa veya işleri momentumu tersine çevirecek bir nokta yoksa. Mesela geçen sene işte KT'nin 6-4'ten bir anda bütün sezonu ligi domine eder hale gelmesi gibi. O zaman baştan iyi başlayıp o ivmeyle o hızla devam etmek. Mesela Griffin'in yaptığı gibi. Onlar baştan iyi başladılar. 8-1 başladılar onlar ligin ilk yarısında. O ivmeyi devam ettirmek önemli tabii. Çünkü hani skor olarak avantajlı başlıyorsunuz. Rakiplerin moralini çok etkilemeye başlıyorsunuz belli bir noktadan sonra. Çünkü adam sizin karşınıza çıkıyor. Mesela atıyorum 5-0 gidiyor şu anda. İşte Supermassive. Karşıya çıkacağı zaman mesela atıyorum Fenerbahçe. Ya bu adamları kimse yenemedi. Biz nasıl yeneceğiz diye bir tedirginlik oluşturuyor. Bunun oluşmaması lazım. O yüzden önemli. Çok önemli değil ama önemli. YouTube'dan Talha Karacı sormuş. Eğer biz de Brezilya, Vietnam ve Rusya gibi import kullanmadan veya çok az import kullanarak ilerlemiş olsaydık yine de o bölgelerden iyi olabilir miydik? İyi olabilir miydik bilmiyorum da şu ankinden daha kötü olurduk. Evet, şu ankinden daha kötü olurduk ama muhtemelen Rusya'dan falan iyi olurduk ya yine. Büyük ihtimalle. Orada çünkü bireysel oyuncu kalitesi arasında da çok ciddi fark var yani Rift Rivals'larda falan gör. Bizim oyuncularla oranın yerli oyuncular arasında.
Sen dünkü yayında yoktun değil mi? Bak dünkü yayında chatte sordukları soru bir tane soru vardı. Yoktum mu? Aynısını tekrar buraya sormuş Mert Demir. Ben sana sorayım. Merhabalar, ben Supermassive'in kadro mühendisliğinin daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Orta koridora tamamlayıcı aranıyorsa zaten Naru'yu alabilirlerdi zaten. İki kere zaten demişsin. Tamamlayıcı almaları doğru değil bence. Böylece ormana da mesela Trick gibi agresif karakterli birini alabilirlerdi. Ben burada suçu Stomage'e atmıyorum. Sadece en zayıf halka o gibi geliyor. Ve tamamlayıcı orta koridor alınca baskı yapabilecekleri noktaları kaybettiklerini düşündüğüm için yazdım. Kanala abone olun. Teşekkürler. İlk önce biz teşekkürler. Kanala abone olun diye. Arkadaşlar Allah aşkına virgül kullanın. Lütfen. Devam et abi buyur. Anladın değil mi? Ya anladım. Yani bu tercih meselesi abi. Adamlar bu şekilde bir oyun planı istiyorlar demek ki koşullarıyla vesaire. Yani bütün odağın Zeitnot olacağı, Zeitnot'un yanı sıra diğer parçalarında yer yer taşımaya yardımcı olacağı, bütün ana olayın alt koridordan dönüşeceği ve takımın onu tamamlayacağı bir yapı istiyorlar. Bu onların tercihi. Agresif bir ormancıya ihtiyaç duymuyorlar da veya bunu istemiyorlar demektir. O yüzden de yani adamların hedefleri doğrultusunda, yapmak istedikleri doğrultusunda istediklerini almış durumdalar. Sinerji de önemli abi de ya. Stomage'le diğer Türklerin arasının ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Yani onu gönderip yerisine başka birisini alıp yeni bir sinerji kurmak vesaire vesaire. Bunlar sıkıntı işler. Şahin Özdemir sormuş. Küve'yi dünyada top sıralamasında kaçıncı sıraya koyarsınız? Sıralayayım bakayım. Geçen seneden sıralayalım. Keane desek. İlk 5'e girer ya kesin. 5'e girer de kaçtan girer? Biz QB'yi ilk 12, 12. sıraya mı, 13. sıraya mı ne koymuştuk yanlış hatırlamıyorsam? Bütün sıralamada değil mi? Abartıyor muyum? Öyle bir yerlerde diye. Yok yok. Hiç problem yok bu arada bence. Bütün oyuncular sıralaması. Bence top laner içinde ilk 5'te kesinlikle. Hala daha ilk 5'te bu arada. Yani ilk 20'deydi onu hatırlıyorum da. Yani onun şu anda önünde kim olabilir diye düşünüyor olursam işte Smeb olabilir, Keane olabilir. Belki Dışay olabilir ama Dışay çok az maç oynuyor. O kadar yani. En kötü 4 oldu gene. Kirito sormuş. Smap Kankin dışarı dörtlüsünü karşılaştırır mısınız? Daha demin karşılaştırdı aslında zaten. Bir nevi ama küveyi çıkartınca aradan hangisi daha iyi abi? Valla Mesela bence en iyisi onların Keane. Hala Keane ama Keane'in takımı çok kötü bir sezon. O yüzden Keane de kötü gözükecek. Bunun kaçarı yok. Sonra bana sorarsanız bence Küve ama Smeb'in takımı daha avantajlı. Smeb'i daha iyi gösterme konusunda. O yüzden 2 numara Smeb çıkacak, 3 Küve çıkacak, 4 Kaan çıkacak onların içinde. Aral Kuro'yu mid laner arasında kaşa koyar. Words'tan sonra. Şimdi bir dakika. Rookie hep birdi abi. Rookie hep birdi o benim için. Yani Rookie her zaman birdi. İki Faker desek. Faker 2 yaptık. 1-2. Yani ondan sonra şeyleri sıralamıyorum. Ben 3'e BDD'yi koyarım da. Tabii o adamları sıralamak biraz daha zor. Çünkü çoğu karşılaşmadı birbirleriyle. Mesela işte bunların içinde bu onun içine girebilecek bir sürü adam var daha sonrasında. Bu noktadan sonrasında içeri girebilecek. İşte Caps var. Ama bu sezon nasıl gireceğini bilmiyoruz. Worlds o kadar iyi oynamadı. Bence kötü oynadı. İşte Chovy mesela sezonu süper girdi ama ne kadar devam ettirecek, ne kadar yukarıda kalacak, bu istikrara dönüşecek mi? Orası önemli. İşte Kuro'nun benzer stilinde oynayan Maple var mesela. Maple bu sezon Kuro'nun üstüne çıkabilir mi? Bunlar önemli. Ama bunun dışında soracak olursanız, ya ilk üçe girmez kesinlikle. Ama onun da dışına çıkacağını sanmıyorum. Yani şu anki haliyle bile muhtemelen 7-8 falan kalır. Yusman Ezio sormuş. Her oyuncunun prime'ını kabul edersek Marin, Bengi, Faker, Imp, Mata beşlisini yenebilecek bir beşli var mıdır? Varsa karşılarına kimi koyarsınız? Benimkini de merak ediyorum ama benimkini merak etme ben çünkü e-spor tarihi konusunda çok da bilgili değilim. Her oyuncunun prime'ını koyacaksak bir kere ben oraya kesin Dendi'yi koyarım abi. Jungle olarak. Çok çok fark yaratıyordu Dendi. Prime'ında. Marin'in yerine de muhtemelen Samda'yı koyarım. Hatta şu an, yani Faker'ın Prime ile Rookie'nin Prime'ını kıyaslamak zor belki ama Rookie'yi de koyabilirim ya. Ama Imp ve Mata çok acayip bir ikiliydi. Onların üstüne bir şey koyamam. Bir tane daha soru sormuş. Tornil Isildur. Tarzan dünyanın en iyi ormancısı denilebilir mi? Onu ne farklı yapıyor? Ben derim dünyanın en iyi ormancısı diye. Onu ne farklı yapıyor? Rakibinin nerede olduğunu ve ona göre ne yapmak gerektiğini biliyor bu tarz.
Oynadığı şampiyon ne olursa olsun rakibinin nerede olduğunu bildiği için abi level 3'te tower dive atabiliyor abi Tarzan. Bu çok önemli ve ekstra bir özellik. Bu çok nadir de bir özellik. Ve bu kadar genç bir oyuncu da bunun olması çok değerli. Ben geçen sene de söylüyordum bu arada bunu. Yani skor ortalığı birbirine katarken bile Tarzan'ın en iyi olabileceğini söylüyordum. Hatta yani dün bir tweet attım. Bence Tarzan tüm zamanların en iyi jungler'ı tartışmasına bile girecek çok yakın zamanda. YouTube'dan biri oluşmuş eklemiş ki uyku tutmuyor. Sevdiğimi düşünmekten uyuyamıyorum. Uyumak için neler yapabilirim? Evrim'e onu sevdiğimi iletir misiniz? İyi yayınlar dilerim. Evrim Birol seni seviyormuş. Bir dahaki haftaya Evrim'den de yorum bekliyoruz. Hüseyin Emre Demirel sormuş. Akademi takımlarının futboldaki alt takımları gibi kullanması sizce ileride mümkün olur mu? Yani bir takımın X oyuncusu 7-8 yaşında takıma alıp geliştirebileceği bir sistem görebilir miyiz? Görebiliriz ama 7-8 yaş çok erken abi. Futbolda yapıyorlar abi öyle şeyler ya. Ama Barcelona yapıyor onu. Peki 7-8 yaşından alınıp da As kulübünde gerçekten çok başarılı olan adam sayısı kaç abi? Yani yüzde verebilsek. Bilmiyorum abi. %1 var mıdır bu arada? %1 çıkıyorsa süper. Hiçbir fikrim yok. 4. Hiçbir fikrim yok. Mustafa Sezer Yılmaz. İnsanlar neden Wolf'u beğenmiyor? Wolf beğenmekten ziyade Snowflower biraz bizi fazla mutlu etti gibi geliyor. Sen ne diyorsun? Abi burada da katılıyorum sana. Yani çok lezzetli bir yemek geldi önümüzde. Hepimiz çok keyif aldık. Şimdi daha iyi malzemeden yapıldığını bildiğin ama tadının nasıl olacağını bilmediğin bir yemek geliyor önüne. Ve Alışmış ulan yemesek mi kurulmuştan acaba? beterdir. Ay şimdi düzgün pişmemiştir falan yemesek mi acaba şeyi var yani. Arada sırf ondan. İshak Melih Savaş sormuş. Kaan bu kötü performansına devam ederse eski yediği Crazy'ye dönmeli mi? Yoksa toparlayacağını düşünüyor musunuz? Kötü falan oynamıyor kan ya. Reported. O zaman LoL Espor taraftar grubuna geçiyorum. Kasetin için en uygun ürünü Geçelim. sorar mısın? Halper ne? En son Fleet Footwork oynanıyordu ama şu Hala an nasıl oynanıyor öyle bilmiyorum ya. oynanıyor diye biliyorum. Bayağıdır görmedim çünkü ben kasetini. Ama Ercan şey oynanıyordu en son. Pardon, Tunç. Ayağı çabuk. Ayağı çabuk ve bir sürü can doldurma runlarıyla Ha. falan sürekli savaşın içinde canını doldurup duruyordun. Sanırım hala öyle oynanıyor, emin değilim. Ercan Özenç sormuş, ne haber Tunç? İyi abi, ne olsun. Taner Cevher sormuş, bu sezon ligimiz için parlamasını beklediğimiz isimler var mı? Sizce yeni bir Broken Blade çıkar mı? Bu parlamayı kim yapar? Yine bu Broken Blade çıkması için pasaportunun değişmesi lazım. Kim var öyle bir Ben pasaport? Bak Hades'in öyle bir pasaportu var. katılmıyorum bu konuda dediğine. Ben buna kesinlikle katılıyorum abi. Pasaport burada çok etkili oluyor. Kimlerde var bu pasaport? Bolulu'da var, Hades'te var. Başka da sanırım kimse de yok. Ya gidiyorsun ki sayılıyor mu böyle? Gidiyorsan artık. Yani. Gidiyorsun da pasaport sayılıyor ama neyse. Gidiyorsun zaten genç bir oyuncu değil yani. Evet. Hades veya Bolu yapar mı? Bence yapamaz böyle patlamayı. Broken Blade'in oynadığı seviye aslında aşırı yüksek bir seviye değildi geçen yıl. Ligin ortalamasına baktığımız zaman. Broken Blade çok iyi oynuyordu geçen sezon ama gidip de öyle tek... Zygnot gibi değildi mesela koridor. Rakipsiz değildi. En iyi olduğu net şekilde belli değildi mesela Broken Blade'in. Çünkü yer yer rakiplerine dövüldüğü yerler oldu. Faba'da dövüldü, Armuta'da dövüldü. Yani bu böyle sorunları vardı. Ama buna rağmen bir yaşı çok genç, iki oyunu bir takımın başarılı olması için nasıl oynaması gerekiyorsanız öyle oynuyordu abi bu takımda. Bu çok değerli bir özellikti. Bu genç yaşta edindiği için de çok büyük yatırım yapılıyor şu anda bu takımların üstüne. Aynası çıkmaz ama benzer modeller çıkacağını düşünüyorum ben. İsim vermek gerekirse de açıkçası hala Luger'in mesela bu ihtimali var bence. Ben hala Luger'den bunu bekliyorum. Abi Lugel Bu Rubelius yönde bir aynı çıkış yaşta bu yapmasını. arada. Evet. Yok, bir yaş büyük olması lazım Rubelius'un. Ya işte. LoL Espor taraftar bundan. LoL Espor taraftar bundan Yaşar Kaya sormuş. İki Sürekli yaş büyük oğlum bu arada. Bir dakika. İki yaş var aralarında. öyle mi? İki yaş büyük Rubelius. Sadece şöyle bir şey var. Rubelius da küçük abi. Bir dakika, Rubelius kaç yaşında? 21 yaşında mı? Rubelius 19 yaşında, Luger 17 yaşında. 17 yaşında mı Lüger? 2001'li Vay anasını. Yaşar Kaya sormuş. Sürekli yapılan trash talk'u onaylıyor musunuz? Bazı sporcular aralıksız her gün trash talk yapıyor mesela. Yani kaçırmadığın sürece bence çok eğlenceli bir şey trash talk. Ekleyecek bir şeyin yok herhalde.
Cevapladın sen yeterli. Tahsin Günay sormuş. Bifo Tunç'a benziyor yoksa Bifo bana mı benziyor abi? Yani bıyığı falan bırakınca bir benzeme, surat yapınız benziyor, evet. Mehmet Can Olcay sormuş. Geçen yıl Pedon Zaytnot'tan daha iyi diyordu Fenerbahçe taraftarı. Şimdi ise Hades büyüktür Pedon diyorlar. Sizce Pedon mu Hades mi? Bence Hades. Ama Fenerbahçe taraftarının yaptığı da şey, ne deniyor ona? Bizim elimizde bu var. Bunun yanı siz hep. Yani geçen sene de Pedon Zaytnot'tan iyi falan değildi yani. Değildi tabii ki. Doğukan Biker sormuş. Geçmişe bir bakmak istedim. EUCS'ten çıkan Giants kadrosunun Ruin hariç tüm oyuncuların Vitality'ye transfer olduğunu gördüm. Sizce Ruin geçtiğimiz sezonu Vitality geçirmiş olsaydı daha uyumlu olduğu takım arkadaşlarıyla çok büyük bir performans gösterir miydi? Abi bunu yani çok zor bunu cevaplamak. Vitality kaboş Arda yöneldi. Tamamen Avrupalı bir kadro kurmak istedi. Muhtemelen anlaşamıyorlardı muazzam bir seviyede. Ama sonrasında da bir Koreli eklemenin onlara sıkıntı yaşatmayacağını düşündüler. Ben Ruin'in İngilizcesinin çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yoksa o Giants kadrosu baya 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 başarılı bir şekilde geldi. Zaten devamında da Utsa falan gitti yani neredeyse o kadronun devamı. Ruin de muhtemelen olurdu ama bunu hiçbir zaman net bir şekilde bilemeyiz. Muhammed Ali Aktaş sormuş. LFL Ligi hakkında düşünceleriniz nedir? LFL Ligi ne bilmiyorum. Ben hiçbir fikrim yok. LFL. Rusya değil. LJ şey değil, Japonya değil. Kuzey Amerika, Güney Amerika'dakilerden biri değil. Ben bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum. Chat'te bilen var mı acaba? Chat'te bizi uyarabilecek biri var mı? Öyle bir lig mi varmış diyorlar. Fransa galiba. Ya ismini bile LFL. bilmiyorsak ligle alakalı çok bir fikrimiz yoktur. Aa, ben okuyorum. Kadınlar Amerikan Futbol Ligi'ymiş. Peki güzeldir ben izlerim. Var öyle bir şey. Abi yani görsellerde tuhaf şeyler var. Böyle Bikinili Amerikan kadınların olduğu futbolcularının şeyler. bir dakika. Amerikan futbolcularının böyle omuzlukları var ya Aha. formada. Onları giyiyorlar ama altında mayo bikini falan var. Evet evet biliyorum onu sanırım. Lola Troll mod. Spor taraftarından Şeref Süren sormuş. Minor bölgelerin major bölgelere yetişmesi için atması gereken adımlar sizce neler? Aslında biz o adımları atıyoruz sanki. Koç ekipleri olsun, altyapı olsun, akademi ligi olsun, kulüplerin şey yapısı değil de yani takım yapısı değil de infrastructure'ın Türkçesi ne? Altyapı. Altyapı mı onun? Altyapı. Yani işte kulüp sistemi oluşmaları olsun, onları geliştirmeleri olsun, arka alanda işinde uzman kişilerin alınması olsun. Bunlar hep atılması gereken adımlar. Başka yapılması gereken bir şey var mı sence Para abi para bak. Para her zaman para ya. İstediğin kadar doğru adım at. Ligin ekonomik değeri major liglerin seviyesinde olmadığı sürece yakalayamazsın. Para. Mehmet Sait Aslan sormuş. Bunu daha önce Twitch'te yayınlamıştık. Cevaplamıştı Aral. Ben kısaca anlatayım. Sorum Aral'a Elvin neden GP oynattın ve 2016 DP Çilekler maçını falan filan. Elvin neden GP oynattı? O zamanlar GP oynanıyordu. Çıkmalı ilk ikiyi garantilemişlerdi Dark Passage'la. Kaan'la konuştular. Gangplank oynanıyor. Deneyelim mi Kaan dediler. Kaan da yeni şampiyonlar oynamayı seviyordu. Denediler. Yenilmelerinin sebebi Gangplank'le alakası yok. Bu kadar. Değil mi? Böyle Ya anlatmıştım. adamlar daha iyi oynuyorlar. Yendiler yani. Bu kadar basit yani. Can Taner sormuş. Sorumu Aral cevaplarsa sevinirim. Bütün soruları Aral cevaplıyor zaten. Bugün takım. 2 gün önceki Damwon Genji maçında Damwon bence bayağı ikna edici biçimde kazandı. Birinci sorum şu. Sizce Damwon kupaya contender olabilir mi? İkinci sorum da Tarzan, Griffin Casey serisinde oynadığı gibi carry oriented oynayabiliyorsa bunu daha önce neden yapmadılar? Şöyle, Kingzone'a karşı carry odaklı oynamakla Kingzone mesela jungle'ı zayıf diğer rakiplere kıyasladığınız zaman veya işte koridorlarında baktığınız zaman Griffin her koridorda muhtemelen daha üstün onlardan bireysel anlamda. Artı şimdi Zinza oynadı. Carry değil bir kere. Onu bir şey yapalım. Erken oyun odaklı, daha hasar odaklı bir şampiyon oynadı. Tarzından. Daha önce bunu yapmıyordu. Daha önce genelde erken oyun odaklı olacak olsa bile genelde daha dayanıklı, daha tank bazlı şampiyon oynuyordu. Tercihi bu yöndeydi. Ha, onun
Bundan önce mesela Trundle'ı vardı onun geçen sene. Ortalığı birbirine kattı ama Trundle'ı mesela çok iyi düellocu. Üstüne çıkıyordu sürekli direkt. O problem değil. Tarzan bunu oynayabilir zaten. Yani taşıyıcı odaklıdan ziyade hasar odaklı şampiyonları da oynayabilir. Ama sorun şu. Tarzan'ın taşıyıcı bazlı oynaması demek, Griffin'in de bazı rollerin aksaması demek. Bir, rakip ormancıyı takip edecek ve harita kontrolünü alacak bir adamınız olmaması demek. İki, üst koridordan çok ağır baskı kurmadığınız için alt koridorda da genelde koridoru ufak tefek de olsa kaybetmeyi kabul ettikleri için son zamanlarda aldıkları büyücüler yüzünden, menzil dezavantajı yüzünden. Bütün iş Chovy'nin üstüne gider. Rakip takım sürekli Chovy'ye odaklanırsa Chovy'yi çok düşürürler oyundan. Buna gerek yok. O yüzden Tarzan'ın oyun stili Griffin için en ideal oyun stili. Bence çok iyi bir, gelecekte de çok iyi bir ormancı olabilmesi için en iyi oyun stili. Dunwon'a gelecek olursak bence Dunwon hiçbir şekilde contender olamayacak bu sezon. Ben playoff'a bile kalamayacaklarını düşünüyorum. Her ne kadar sezon başında biraz daha eski abiler zorlanıyor, yeni çocuklar daha iyi oynuyor olsa da, ki Dunwon da yeni çocuklardan bir tanesi. Daha sezon için çok erken abi. Geçen sezon hatırlayalım Griffin 8-1 başladı. Kesin birinci falan diye bakılıyordu. 13-5 bitirdiler abi. İkinci yeri 5-4 bitirebildiler. Yakalandı adamlar daha sonrasında. KT birinci bitirdi mesela 6-4. Yani sezonun gidişatı için önemli, sezonun gidişinin nasıl olacağını artı Kore'de playoff'ta bazı takımlar nasıl oluyorsa kendinden geçmiş derecesinde iyi oynuyor. Ve Danmon'un yendiği Gen.G de mesela onlardan bir tanesi. Gen.G'nin hep kimliği buydu zaten. Playoff'tan ziyade hatta Gauntlet'te süper oyun. O yüzden daha çok erken, daha 3 ay var. Sakin olalım. Onlar da, Danmon da bence sakin olsun. Onlar zaten gelişmelerine bakacaklar. Ne kadar ilerliyoruz diye odaklanacaklar. Ve asıl hedefleri Worlds olacaktır yani. Enes Şen sormuş. Bu soruya cevap vermek isteyeceğini düşünüyorum Aral. Sizce oyundaki en gereksiz, zayıf değil, gereksiz şampiyon hangisi? Gereksiz. Gereksiz. Nedense bu şey düşünüyordum abi. Böyle anında aklımda biri gelecek gibi düşünüyordum. Şako. Bak şimdi. Bu soruyu yine Enes Şen sormuş. Aramda 300 atılan anti görünmezlik potu Siyedar Vadisi'ne gelse sizce nasıl olur? Aral çok mutlu olur önce. Ben aramda öyle bir item var onu bilmiyorum bu arada. Ama Evet. ben görünmezlikten çok rahatsız olmuş durumdayım şu anda. Ya direkt o 300 Hepsinden değil. 300 altınlık potu alıyorsun, iksir gibi, eliksir gibi. Direkt görünmez her şeyi görüyorsun. Her şeyi. Ölene kadar mı? Eski şey gibi mi? Yok, şey, süresi var. Tamam. Anladım. Bence süper olur yani. Ben çünkü Abi broken Akali'den olur. dolayı hep Akali'nin yüzünden. Abi Akali'nin görünmezliği çok broken. Vallahi diyorum şampiyona CC kitle kontrolü verirsin. Daha çok hasar verirsin. O görünmezliği verilmez. Bütün insanlar daha çok daha huzurlu olur ya. Normal bir tanktan daha çok zaman kazanıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Zaman kazanma açısından baktığın zaman. Çünkü bırakamıyorsun onu orada. Arkada yani onun içinden geçip gitmeye çalışsan arkada tek yiyecek nişancın falan. Gerek yok. Neyse 9-2'den örfleniyor sonumu da ya arkadaşlar. Az kaldı, az kaldı. Son 1-2 yılı sanırım Nuno hariç Rogue Legends hero'ların adlı oyunu. Abi bunu cevapladık ya. Daha önceki bölümlerde. Hüsnü Şensizleştirici. Direkt bu soruyu cevapladık hatta. Ama istiyorsan o Saniye bir kulaklığı düzeltiyorum. Evet. bu senin utility creep olayına bağlantılı sanırım. Son 1-2 yılda Nuno hariç Rogue Legends hero'ların adeta oyunu kırması sizce kasıtlı mı? Öncelikle hero değil şampiyon. Yani utility creep'e benziyor ama Nunu'nun da şöyle bir dezavantajı var. Nunu'nun skill seti aslında bir tanktan isteyebileceğiniz hemen hemen her şeyi veriyor. Ama çok gösteriyor abi onun ne yapacağını. Her şey o kadar belli. Onun ne yapacağı o kadar belli ki. Sıfır sürpriz efekti var. Sıfır yani. Bu olduğu için zaten zorlanıyor şu anda. Hasan Boztepe sormuş. 1907 Fenerbahçe'nin kadrosunun şişirildiğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Kimse öyle Fenerbahçe şampiyon olacak falan diye görmüyor. Yani. Bence gayet orta sıralarda. Yani playoff oynayacak bir takım. Gayet doğru değerlendiriliyor gibi geliyor bana. En azından Bence bizim de. maç, yani biz kendi aramızda. Emre Gedik sormuş. Genci de Rulor'a yazık olmuyor mu? Oluyor. Çok oluyor hem de yani. Ramazan Öz sormuş. Tıptan sıkıldım ve bu sene nefes almadan çalışırsam geçebilirim sadece. Sizce ikinci dönem gitmeyip kendimi başka şeylerde geliştireyim mi? İngilizce, spor benzeri. Abi bu hayatınla alakalı çok önemli bir karar.
bizim burada hiçbir şey bilmeden hayatınla ilgili yorum yapmamız hiç sağlıklı olmaz. Değil mi Aral? Evet. O yüzden etrafındaki insanlara, hocalarına, ailene danışman, arkadaşlarına danışman çok daha iyi olur. Sürpriz performans. Aral onu da cevapladı. Baran Çelik sormuş. Aa, bunu da cevapladım. Brooklyn Nets ne kadar değerli ve özel bir yetenek olsa TSM gibi bir takımın yabancı importlarından birisini ona ayırması sizce ne kadar mantıklı? İsteseler daha büyük bir isim getiremezler miydi? Geleceğe yatırım yapıyorlar tarzında cevaplamıştın. Brooklyn Nets'in erken yaşta çok fazla şey öğrenmesinden sebep olarak. Eski sizce Kan yerine Keane alsaydı daha iyi olmaz mıydı? Yani olurdu da Keane'i nasıl bırakırsın yani? Afrika niye bıraksın abi Keane'i? Kaç senede bir geliyor öyle bir adam yani. Evet, kaç senede bir geliyor dedim de bu arada her sene bir tane öyle futbolcu çıkıyor Kore'de de hep başka takımlardan çıkıyor. Mustafa Yiğit Bilge sormuş. Sizce bu sene Elskiye'de isim olarak tanınmamış fakat ileride adından sıkça bahsederiz dediğiniz oyuncular kimdir? İsim olarak tanınmamış. Şimdi kimleri tanınmadığınızı bilmiyorum. Ben mesela Lava'nın çok tanınmadığını düşünüyorum. Ben Lava'nın süper yıldız olmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Azıcık şeyi geliştirirse, içgüdüleri güçlenirse azıcık oyun hakkında bir süper yıldız olur bence. İşte On Fleek var. Shane Jungle'ın, Sandbox'un. Yükselme liginden beri beklenen, iyi performans gösteren falan bir oyuncu. Onun ismini duymamış olabilirsiniz. Başka da yani herhalde Damwon'unkini artık Nuguri'yi geçen sezondan beri ben o kadar çok Nuguri çok iyi oyuncu falan filan diye. Herhalde onu duymuşsunuzdur. Bir de onların jungler'ı Kenyon çok iyi. Ben çok beğendim Kenyon'u. Çok özgüvenli, çok ne yapmak istediğini biliyor. Sadece hep ofansif şampiyonlarla oynuyor ama onları umarım öğrenir zamanla diğer tarafta. Twitter'dan Tarık Fellow sormuş. Seni taglemiş, öyle sormuş. Demek ki sadece sana soruyor. Fenerbahçe Team Aurora Espor arasında bot lane rekabeti maçlara nasıl yansır? Gördün mü? Japone ile Abi Pedro gördüm. şey. Hiç gereksiz muhabbetler. Hiç gereği yok yani böyle konuşmaların, bu tarz tartışmaların falan. Tartışma değil abi ya. Trash talk'u bence gayet makul. Bence kalitesiz abi. Bak Trash Aa. Talk'un da kalitesiz. Ama bence kalitesiz bu yapılan. Katılmıyorum. İşte yok böyle hayalimizi gerçekleştiremezsiniz. Yok daha işte abisi küçük ufaklık falan muhabbetleri falan. Hiç gereği yok. Bu Aurora'ya kötü yansır. Çünkü Aurora'nın kadrosu daha adamları niye kızdırıyorsun abicim bir daha sen ekstradan? Zaten zor maçı kazanacaksın. Niye milleti kızdırıyorsun kendine karşı? Ben katılmıyorum. Şimdi, Astaşe bunu Discord kanalımızdan normalde çılgın tahminlere göndermek istemiş ama çılgın tahminlerin bir daha olmayacağını bilmiyormuş. O yüzden Aral, şimdi birkaç şey söyleyeceğim sana. Bana sadece olur olmaz diyeceksin. Çünkü çok fazla şey söylüyor. Ya hepsine yorum yaparsak LEC başlar. Tamam. Kış mevsiminde SKT LCK çeyrek finalinde 3-0 elenecek. Faker dışında kimse iyi oynamayacak. Olur. Griffin MSI gruplarında 3. olacak. Bir dakika, olur demeyeyim olabilir diyeyim bu arada. Tamam. Griffin MSI gruplarında 3. olacak. Olabilir. Bak bir dakika, dünkü sistemimiz baştan anlatıyorum. Dünkü sistemimizi anlatıyorum sana. Dünkü çılgın tahminler sisteminde şöyle bir şey yaptık. Biz bütün tahminlere çişla çılgın ısıt arasında not verdik. En düşük not çiş. En yüksek not çılgın ısıt. Tamam mı? Tamam. Baştan başlıyoruz. Kış mevsiminde Tamam. SKT 3-0 yenecek. Faker dışında kimse iyi oynamayacak. Çılgın ısıt. Çılgın ısıt. Abi direkt Evet. Enter'den başladın sen. Allah Allah. Griffin MSI gruplarında 3. olacak. Çılgın. TSM kış mevsiminde şampiyon olacak. Çılgın ısıt. TCL gruplardan 2. olarak çıkacak. MSI'da G2'ye karşı çeyrek finalde 3-2 kazanacak. Yarı finalde TSM. Bir de batla direkt yarı final yok. Çeyrek final yok çünkü şeyde. 4 takım çıkıyor. İmkansız. En çılgın ısıt bu. Çünkü imkansız. TCL yaz mevsiminde Worlds'e 2 takım gönderecek. Biri tut, biri diye. Bu da imkansız. Ha yok, MSI'da son 4'e kalırsak 2 takım gidip Evet. gönderiyoruz değil mi? Dolaylı yoldan çılgın ısıt bu. GBM çok kötü performans gösterip bütün yılı toksik bir şekilde geçirecek. Çılgın. SKT şampiyon olacak LCK'de. Çığ. TCL ile SKT aynı gruba düşecek. Abi daha demin Griffin dedin. Bu nasıl tahmin?
TCL SKT aynı gruba düşecek. SKT sadece gruplarda bir galibiyet alacak. TCL hiç kaybetmeden birinci olacak. Abi bu ne ya? Namümkün. TCL finale kadar çıkacak. Finalde Griffin 3-1'si 3-0 kaybedecek. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlar bu yani buraya olsun diye yazmışsın sen. Perks bütün mevsim nişancı oynamayacak. Sadece mid hero'ları oynayacak. Hero oynayamaz. Şampiyon oynar. Botta Caps Fnatic'e geri dönecek. Perks mid olacak tekrar. Bu nasıl şey abi ya? Yok. Aslında şey ayıpladım seni. Sadece tahmin yapmak için tahmin yapmışsın. Üçlü komedi sonra son Discord kanalımızdan aldığımız sorulara geliyorum. Diyeceğim. Soru yokmuş sanırım. Bir tane var. Bitiriyoruz sonra. Canoğlu'lu Bard gibi desteklerin profesyonel oyunlarda oynanması için buff mı almaları gerekiyor yoksa meta mı değişmesi lazım? Meta değişmesi lazım. O zaman... Geliyor bu arada, o da geliyor. Yani Bard'dan emin değilim ama Ardent Sensor'ın güçlendirmesi falan... yani metadaki en ufak değişiklikte sanki içeri atacak gibi biraz kendini şeyciler, healer, kalkan atanlar falan. O zaman arkadaşlar üçlü kuvvete sorun. Sonuna geldik. Bizi her yerden takip etmeyi unutmayın. Buradan, Twitch'ten, Discord'dan, Twitter'dan bizi de takip edebilirsiniz. Başka? Abone olun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.